Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yaratan, namütenahi nimetlerle donatan, kulluğuna davet buyuran, kitabıyla ve hitabıyla şereflendiren Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine sayısız ve sonsuz hamd ve senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan bütün peygamberlere ve hususiyle bizlere yüce Kur'an'ı getiren alemlere rahmet, müjdecimiz, kurtarıcımız, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun âl, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, sabahın şerifleriniz hayır olsun, hayırlar feth olsun. Allah cümlenizden razı olsun. Pazar sabahları Zihni Paşa Camii'nden gerçekleştirdiğimiz Ruhul Beyan sohbetindeyiz. Âl-i İmrân suresinin 62. ayet-i kerimesini en son okumuştuk hatırladığım kadarıyla. هَذَا هُوَ الْقَسَسُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ buyuruyordu Allah Teala Hazretleri. Yani bu Allah'ın naklettiği kitab-ı kerimdeki kıssa, İsa aleyhisselam, Meryem aleyhisselam ile ilgili anlatılanların hepsi hak kıssadır, hak olmuş hadiselerdir. Allah'tan başka ilah yoktur ve o azizdir, hakimdir, hikmet sahibidir. Bunu okumuştuk en son ve ondan sonra 63. ayet-i kerimede kalmıştık. Bu ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor: "Fein tevellev fe innallaha alimun bil mufsidin." Yani bütün bu anlatılanlar, öğretilenler, yukarıdan beri Allah Teala Hazretlerinin Peygamber Aleyhisselam vasıtasıyla bize naklettiği bilgiler, bunlardan sonra eğer siz veya onlar intevellev yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozguncuların hakkıyla kimler olduğunu bilmektedir. Yani onların bunu bir fesat için, ortamı karıştırmak için yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir. Özellikle ehli kitap olarak bilinen o zamanki Yahudi ve Hristiyanların Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e muhalefet olsun ve ona karşı durmak için söyledikleri sözlerden yola çıkılarak ifade edilmiş ayetlerdir bunlar. Çünkü onlar yani İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını, haşa Üzeyr'in de Allah'ın oğlu olmadığını biliyorlar. Ama buna rağmen Allah'a bir oğul isnat ederek baba oğul Ruhul Kudüs anlayışıyla kafaları karıştırıyorlar. Sen bunları, bu kitab-ı kerimi onlara anlatıyorsun. Onlar buna rağmen ısrarla yüz çevirmekte inat ediyorlarsa Allah onların farkında. Sen dert etme yani. Allah onların nasıl cezalandıracağını onları en iyi şekilde bilmektedir diye Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara bir bakıma ferahlatıcı lafızlarla teselli ediyor ve onların da cezasız kalmayacağını ifade buyuruyor. Hakikaten asıl olan insanın kendisinin istikamet üzere olması, ilahi kelamı anlayıp ona tabi olabilmesidir. Ve bizden beklenen de budur. Müellifimiz burada bu hadise üzerine belki şöyle bir olay naklediyor. Rivayete göre diyor, şair Bisati diye bir şahsiyet bir gün şairler meclisine gitmiş ve orada da bir misafir, yaşlı bir Kemalettin Hacendi diye bir zat onunla karşılaşmış da onu görmüş. Birisi orta yaşlarda, öbürü ileri yaşta birisi. Birbirlerini de çok tanımıyorlar. Bu orta yaşta olan Bisati
Kemalettin Hacendi'ye biraz da istihfaf ve hafife almak amacıyla delikanlı sen neredensin diye sormuş. O da bundan böyle bir hitap ile kendisine hitap edilmesinden huylanarak demiş ki Hacendi'nim, Hacendi'nim, Hacendi'nim 3 defa tekrarlamış. Yani yanı sıkılmış biraz böyle yaşlı bir adama delikanlısın, delikanlı diye hitap edilmesinden, hafife alınmasından canı sıkılmış ve arkasından da incindiğini ifade etmek için galiba bu genç şair sekr halinde, yani aklı yerinde değil, sarhoş galiba demiş. Bir saati de bu sefer dozajını artırarak söylediklerinin söze kendini savurmaya ve onu da istifafa devam etmiş. Adamı öldüren siyah gözdür. Ben onun gabzesiyle harabım. Bu sebeple ben ayık olduğum halde sarhoş gibi gözüyor. Yani ben zaten aşıkım. Aşık olan da sarhoştur. Dolayısıyla böyle şeyler söylerim ben diye söze başlamış. Arkasından da o yaşlı Hacendi'yi istifaf edecek, alaya alacak şeyler söylemiş ve hatta hakarete vardıracak. Demiş ki ey mülhit Hacendi, ey Hacendi mülhit, Allahsız yani haşa, ya, mülhit Allah'ı inkar eden demek. Sen ancak sakalını uzatırsın, uzun sakallıymış o Hacendi'ye de yaşlı adam. Senin sakalın 10 adama yetecek kadar ama aklın, diyerek aklıyla istihza etmeye kalkınca şeyh bundan oldukça daralmış, canı sıkılmış ve şaire beddua etmiş. Bir saat geçmeden de şair şeyhin kuvvetli nefesinin tesiriyle orada canı teslim etmiş. Çünkü akıllı olana incitmek yakışmaz diyor müellifimiz. Bunu söylemek için belki naklediyor. Yani gönül kıracak, insanların gönlünü yaralayacak, istifaf edecek, küçük düşürecek bir söz gerçekten insan olana, akıllı olana yakışmaz. O yaşlı adama, yaşlılara rağmen hani bir delikanlı falan diyerek hafife aldı ama arkasından bunu sürdürdü. Sakalıyla uğraştı, saçıyla uğraştı vesaire. Bunları söylediği için akıllı olana bu yakışmaz. Çünkü kötü davranış karşısındakini değil, kişinin önce kendisini vurur. Çünkü Allah Teala Kitab-ı Kerim'inde buyuruyor ki Sübhanallah ve la yahikul makru's şeyyu illa bi ehlihi. Kötü tuzak dönüp dolaşır ve sahibinin başına düşer. Yani beddua da hak etmeyene yapılmışsa gelir sahibini bulur. Hani bumerang diye bir şey var. Atıyorsunuz kendinize geri dönüyor. Bu tuzak, incitmek, alaya almak gibi şeyler de hiç farkında olmadan kişinin kendisini vuracak bir şeydir diyerek buradan bir öğüt çıkarıyor müellifimiz. Güzel bir nasihat. Hakikaten dilimize sahip olmak, insanları itibarsızlaştıracak, onurunu, haysiyetini rencide edecek şeyler söylememek lazım. Özellikle Hucurat suresindeki o la yashar kavmin min kavmin diye başlayan ayet-i kerimede Allah Teala bu itibarsızlaşma geleneğinin erkekler arasında da kadınlar arasında da olmaması gerektiğini ifade ediyor. Müellifimiz de burada böyle bir hikayeyle bunu hatırda kalır hale getirmek istemiş anladığım kadarıyla. Evet. Ve arkasından da şu şiiri koymuş. Ney şu sözü ne kadar söyler, güzel söyler ve der ki ey genç, yaşlının nefesinden kork. Yani yaşlı insanın nefesiyle sana kötü şekilde muamele etmesine endişe et der şair. Dolayısıyla insan yaşlının gönlünü kıracak, incitecek bir davranış içerisinde bulunmamalı. Çünkü yaşlıların gönlünü hoş tutup onlara karşı gelmekten sakınmak, yüce makamlara yükselmenin, yaşlılıkta hürmet ve ikram görmenin de hem sebebidir hem vasıtasıdır. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, hiçbir genç yoktur ki bir yaşlıya yaşlılığından dolayı hürmet etsin, ikram etsin de
yaşlandığında kendisine bir ikramda bulunulmasın. Bu mümkün değil buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla gençliğimizde olabildiğince yaşlılara hürmet etmek, saygı göstermek hem Efendimizin usulü ve yöntemi hem de ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında bizim metodumuz olması gereken bir husus. Şimdi yeni bir ayet-i kerimeye geçiyor müellifimiz. 64. ayet-i kerime. Estağfirullah. Kul ya ehlel kitabi تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رسول diyor الله تعالى كل يا أهل الكتاب de ki ey kitap ehli olanlar, ey Yahudiler ve Hristiyanlar, sizinle bizim aramızda ortak, müşterek, müsavi olan bir söze gelin. Yani bir müşterek bir söz var aramızda, ortak anlaşabileceğimiz bir ilke var. O ilkede buluşalım, o ilkede Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi şerik, eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi ilahlaştırmayalım. Eğer onlar böyle bir şeye davetten sonra yüz çevirecek olurlarsa, işte o zaman şahin olun ki biz Müslümanlarız. Siz ister Müslüman olun, ister olmayın, o sizin işiniz, ama biz Müslümanlarız de onlara diye Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a onları ortak bir paydada, ortak bir kelamda, ortak bir anlayışta buluşmaya davet ediyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ehli kitabın, ki Müslümanlara en yakın onlar, Müslüman olmalarını çok arzu ediyordu. Yani müşriklerinki biraz daha zor belki. Onlar Tanrı tanımaz, ateist insanlar, şirk koşuyorlar. Ama ehli kitap, bir kitapları var, bir peygambere inanıyorlar, Allah inançları var ama problemli Allah inançları. Dolayısıyla onların imanla müşerref olmalarını çok istiyor ve o yüzden ısrarla onları İslam'a ulaştırmak ve İslam'la buluşturmak istiyordu. Kur'an da ona onlarla münazara ve mücadele metodunu bırakıp aklı selim sahibi, herkesin külfetsiz kabul edebileceği hikmetle davet metodunu ona emretmişti. Malum ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mevizeti lesene. Çünkü insanların inançları ile ilgili konularda onlarla münazara, münakaşa, tartışma yaptığınız zaman o tartışmalar sonucunda onları ikna etmek çok kolay değildir. Yani tartışmayla bir insanın Müslüman olmasını sağlamak, düşüncesini boşa çıkarmak ve böylece onu Müslüman olmaya çağırmak çok kolay değildir. O yüzden Allah Teala peygamberine de bize de, yani insanların Müslüman olmalarına vesile olacak şeyler söylemek istiyorsanız bu söyledikleriniz hikmet olsun. Yani onların akıllarına, gönüllerine dokunan ve duyduklarında gerçekten doğru, burada buluşmalıyız diyebileceği şeyler olsun diyerek hikmeti öne çıkarmasını emrediyor Allah Teala. İşte bu ayet-i kerimede Peygamberimiz başka şeylerle uğraşmak yerine gelin bir tek noktada, Allah'a kul olma noktasında birleşelim. Yani sizin de bizim de aslında ortak noktamız burası. Ama siz başka bir şeyler ilave etmişsiniz oraya inançla ilgili. Onları bırakın, onlardan vazgeçin ama bu tek Allah ile ilgili olan konuda, Allah'a kul olma konusunda buluşalım, birleşelim ve burada ittifak edelim diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala Hazretleri. O da onun öyle söylemesini emrediyor daha doğrusu. Bizim ve sizin aranızda eşit, müşterek olan bir kelimeye gelin. Ne peygamberlerin ne de kitapların ihtilaf ettiği, hakkaniyetli hiçbir kimsenin kabul etmekte zorlanmayacağı bir kelimeye gelin. Ki o kelime de işte bu, yalnız Allah'a tapalım, sırf ona kulluk edelim ve bütün kulluğumuzu samimiyetle yapalım. Yani insanları, beşeri,
din adamlarını, o işte Hristiyanların din adamları da kanun koyucu gibi, onları devre dışı bırakalım, biz Allah'a kul olmanın derdinde olalım diyerek onları buna davet ediyor. Çünkü onlar Üzeyir Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur diyorlar ve din adamlarının bir takım haramları, helal, bazı farzları da hatta kaldırabileceğini düşünüyorlar. Böyle onların din koyucu olmadığını kabul etmelerini ve birbirimizi Tanrı edinmeyelim, Tanrı ilah Allah Teala Hazretleri sadece, gelin burada buluşalım diyor Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, adres olarak burayı söylemesini ifade ediyor. Ve hakikaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ne zaman Yahudiler ve Hristiyanlar bir araya gelse bunu öne çıkarıyor. Hatta Doğu Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru Heraklius'a biliyorsunuz bir mektup yazıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu Hicri 6. asırdan sonra, yani Hudeybiye Musalihası'ndan sonraki süreçte Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dini yaymak üzere artık mektuplar yazmaya başladığı bir dönemdir. Sefirler göndermeye başladığı, mektuplar yazmaya başladığı bir dönemdir. Yani hem Roma İmparatoruna, İran Kisrası'na, hem diğer civar kabilelerdeki kabile reislerine mektuplar göndermeye başladığı bir dönemdir. İşte böyle bir zamanda Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım, şahit olun biz Müslümanlardanız deyince sonuna kadar bu ayet-i kerimeyi yazıyor ve gönderiyor Roma İmparatoruna, Bizans İmparatoruna. Heraklius mektubu getirenlerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında bilgi almak istiyor. Yani onun nasıl bir adam olduğunu, beşeri münasebetlerini, insani ilişkilerini, efendim bunları soruyor. Aldığı bilgiler ve daha önceden Tevrat ve İncil'deki işaretlerden de yola çıkarak Hazreti Peygamber'in peygamber olabileceğini ve olduğunu düşünerek yanındakilere eğer diyor yanında olsaydım ona hizmet etmek isterdim. Böyle bir saygı ifadesi de kullanıyor. Fakat tabii imparatorluk unvanını terk etmek, daha doğrusu onu kaybetmek gibi endişe var. İmparator olan bir adam din değiştirince arkasındakiler Müslüman olmazlarsa belki de onu azlederler. Bu korkuyla Hazreti Peygamber'e şöyle bir cevap yazıyor. Şehadet ederiz ki sen bir peygambersin. Ancak Allah'ın İsa için seçtiği kadim dinimizi bizim bırakmamız zor. Yani onu biz bırakamayız diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu cevap gelince şaşırıyor. Yani ama hoşuna da gidiyor. Yani onun cevap vermiş olması ve de peygamberliğini de kabul eden ifadeler kullanmış olması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gidiyor ve şöyle buyuruyor. Bunların hükümdarlıkları kıyamete kadar devam edecektir diyor. Hazreti Peygamber aynı zamanda İran Kisrası'na, Pers kralına da bir mektup gönderiyor. Ki biliyorsunuz o zaman sahabiyle yazdığı mektupları göndermek için bu mektubu İran Kisrası'na kim götürür? Bunu Bizans İmparatoruna kim götürür? Bunu Mısır Mukavkısı'na kim götürür? Bunu Emame'ye kim götürür? Diyerek sorduğunda sahabiler bir adım öne atlıyor. Ben götürürüm ya Resulallah. Yani o gün bu mektubu götürmek için de uçağa binip de oradan inip huzura çıkacak değil. At sırtında, deve sırtında, belki eyan, belki işte zorluklar aşarak gidecek ve nasıl karşılanacağı malum değil. Yani ehlen ve sehlen, hoş geldin, iyi ki geldin, seni bekliyorduk mu diyecekler. Nereden çıktı kardeşim bu, sen ne cüret böyle bir şeyi söylüyorsun bize ve bizim sultanımıza diye öldürecekler mi? Bunlar hiçbirisi belli değil. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri o kadar serden geçti insanlar ki, Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajın o kadar farkındalar ki, ben götürürüm ya Resulallah diyerek bir adım öne atlıyor ve Resulullah'ın mektubunu alıp götürüyor. Bizans kralı yine güzel davranıyor. Hatta hediyeler gönderdiği de rivayet edilir. Ama Pers kralı, İran Kisrası çok bozuluyor ve hiddetleniyor. Elçinin öldürülmesini emrediyor. Ama elçi uyanık, giden sahabi bir dalgınlığına getirip o kaçıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sığınıyor ve geliyor peygamberimizin huzuruna. Peygamber aleyhissalatü vesselam
Allah onların hükümranlığını paramparça etsin diyerek beddua ediyor. Ve onun üzerine bildiğiniz gibi Hazreti Ömer zamanında İran Kisralığı, İran saltanatı sonlanıyor. Müslümanlar tarafından fethedilerek İran. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mektuplarında da bu ayeti kerimenin mesajını kullanarak insanların tevhidle buluşmasını, Allah'ın birliği ilkesiyle buluşmasını önemsiyor ve bunun dağa, taşa, kuşa, her tarafa ulaştırılmasıyla ilgili de özel hassasiyetleri var. Nitekim Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, sahabe-i kiramdan, ashab-ı suffeden, ona bir gün şu nasihati söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Ebu Sa'id diyor, görüyorum ki çölü ve koyunları seviyorsun. Koyunların var, onları otlatmaya gidiyorsun. Çölde koyunlarını yayarken, otlatırken namaz vakti gelip ezan okuduğun zaman olabildiğince yüksek sesle oku ezanı diyor. Yüksek sesle oku ezanı. Çünkü diyor müezzinin sesinin ulaştığı yerdeki hiçbir cin, insan veya başka bir varlık yoktur ki kıyamet günü onun için şahitlik ediyor olmasın. Yani o sesi duyanlar, o sözü duyanlar, ezan-ı Muhammedi dinleyenler, insan, cin veya canlı cansız varlıklar kıyamette biz bu sesi duymuştuk diyerek şahitlik edecekler. Sen o yüzden olabildiğince sahrada koyunlarını otlatırken namaz kılacağın zaman elini kulağına at ve bağırabildiğin kadar bağır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Duysun kurtlar, kuşlar duysun. Efendim sema duysun, arz duysun, her yer duysun. Çünkü biliyorsunuz her yerin, arzın, semanın da bir şahitliği var. Hatta o yüzden mescitte veya başka yerde namaz kılarken namazların farklı yerlerde kılınması tavsiye edilmiştir. Yani farzı bir yerde kılmışsan sünneti başka bir yerde kıl ki o namaz kıldığın yer de sana şahitlik edecektir. Şahitlik edecek yerin çok olması için aynı yerde değil, İleride, arkada, sağda, solda kılmak esastır. Şimdi bunları anlamak bugün daha kolay. Teknolojiyle, işte o çiplerle bakıyorsunuz, insanların halleri, hareketleri küçük bir çipin içine alınabiliyor ve oradan takip edilebiliyor. Demek ki bizim yaşadığımız mekanların her birinin bir kayıt imkanı var. Kaydediyor belki bizim orada bulunuşumuzu, ayakta duruşumuzu. Bugün teknoloji henüz buraya gelmedi ama yarın bunu da fark edecek. Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala o gün biz onların ağızlarını mühürleriz, onların elleri ve ayakları şahitlik eder. Yani ellerin ve ayakların konuşacağını, şahitlik edeceğini söylüyor Allah Teala Hazretleri. Demek ki el ayak konuşuyorsa kaya, taş veya başka bitki, cemadat, nebatat onlar da bir kayıt yapıp belki onlar da konuşacaklar. Buradan onu da anlayabiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yüzden siz ulaşabilen her yere tevhid ilkesini ezanla veya başka bir şekilde ulaştırma derdinde olun. Aslında bu bir misyon yüklemektir. Bir görev tanımlamaktır Müslümanlara. Yani bulunduğunuz her yerde tevhidi ve Allah'ın birliği ilkesini insanlara veya varlıklara ulaştırın demektir. Çünkü tevhid ihlasla kabul edenler için gayb aleminden bir rüzgar gibidir. Esasların esasıdır. Dinin temelidir. La ilahe illallah ilkesi, Muhammed Resulullah ilkesi. Sağlam bir kulptur. Urve-i Vuska diye Kur'an ona. Urvetül Vuska sağlam bir kulptur. İşte o kulba hem lafzen, hem fiilen, hem kalben yapışmak bir Müslüman için en güzel vesiledir. En güzel yol ve yöntemdir. Akıllı adam mana ve delaletleri üzerinde kafa yormadan esaslarından yüz çevirmek suretiyle Allah'ın kitabına karşı çıkmaz. Tevhid ilkesini yerde, semada, her yerde gösteren onlarca binlerce delil var. O delilleri görebilecek bir dikkatle alemi seyri temaşa eder. O yüzden Abdurrahman Cami Hazretleri de diyor ki Kisra'nın huzurunda hikmet ehli konuşuyorlardı diyor.
hikmet ehli konuşuyorlardı. Gam deryasının dalgalarının en büyüğü hangisidir diye aralarında konuşuyorlardı Kisra'nın üzerinde, İran Kisra'sının. Birisi bu alemde en büyük dert uzun süren hastalıktır. İkincisi en zor şey ihtiyarlıkta fakirliktir. Üçüncüsü ecel yakın ama kötü amele devam eden insanın halidir. Yani artık ölüm yaklaşmış ama hala inkarda, küfürde, şirkte veya isyanda, tuğyanda, onun bunun zulmünde ve işkencesinde böyle bir insan tabii en kötüsüdür. Ve en isabetli olarak da bu üçüncüsü seçilmiş yani. Ecel yakın ama kötü amele devam eden insanın hali en kötüsü. Yine benzer bir hadisenin Enişirvan Meclisi'nde konuşulduğunu söylüyor müellifimiz. Orada bir Rum düşünür demiş ki en kötü şey yaşlılıktaki fakr-ı zarurettir. Hintli düşünür birçok gam ve kederin yanı sıra bedeni bir hastalığa müptela olmaktır. Büzürcü Mihr denilen bir adam demiş ki amellerle dolu bir ömrün ecelinin yakınlaşmasıdır. Yani kötü amellerle dolu bir ömrün sonu yaklaştığı zaman istiğfar edecek vakti yok, tevbe edecek vakit yok. En kötüsü bu. O yüzden anı değerlendirip tevbe ile tevhide dönmek, vahdete dönmek bir Müslümanın olmazsa olmasıdır. 65. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Estağfirullah. Ya ehlel kitabi, ya ehlel kitabi, lime tuhaccune fi İbrahim ve ma unzilet tevratu vel incil illa min ba'dihi efela ta'kilun. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin çekişip duruyorsunuz? Niye çekişip duruyorsunuz? Birbirinize delil göstermeye kalkışıyorsunuz. Halbuki Tevrat ve İncil kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Yani onlar İbrahim Nasraniydi, İbrahim Yahudiydi gibi lafızlar kullanıyorlar. Ehli kitap olan işte Hristiyanlar da Yahudiler de. Onu kendi dinlerine yamamak ve öyle bir kanaat oluşturmak istiyorlar. Kur'an da buna cevap veriyor. Ya sizden önce yaşamış, sizin kitabınızdan önce yaşamış bir İbrahim'i siz nasıl kendi dininize yamamakla kendi delil arıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu hani bugün diyorlar ya Hazreti Peygamber Şafii'ydi, Hanefi'ydi, Şii'ydi filan diye haşa. Onun zamanında yok bunlar. Bunlar daha sonra çıkmış şeyler. Aynı onun gibi Hazreti İbrahim'i Nasrani, Yahudi demek öyle bir şey. Ya Nasranilik ve Yahudilik ondan sonra çıkmış. Dolayısıyla bu iddianız geçersiz diyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Musa ile arasında 1000 sene yakın bir zamandan bahsediliyor. Musa ile İsa arasında yine 2000 sene. Yani baktığınız zaman aralarında binlerce sene mesafe var. Siz onu İsa'ya, Musa'ya hamlettiğiniz zaman, o Yahudiydi falan dediğiniz zaman yanlış yapmış olursunuz diyor ve arkasından da onların bu yanlışlığını şu ifadelerle tasrih ediyor Allah Teala. Ha entum haulai hacestum fima lekum bihi ilmun felime tuhaccune fima leyse lekum bihi ilm vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. İşte siz böyle kimselersiniz. Hadi hakkında bilginiz olan bir konuda tartıştınız. Eyvallah, bir hüccet gösterdiniz. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız konuda, İbrahim'in dini konusunda nasıl böyle bir şey konuşabiliyorsunuz? Oysa ki Allah her şeyi biliyor ve size bildiriyor ama siz bilmiyorsunuz. Devamında da مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Fakat o Allah'ı tanıyan, Allah'a iman eden, hanif, tertemiz bir Müslümandı ve müşriklerden asla değildi. Müşriklerden ve mâ kâne minel müşrikîn, asla müşrik değil. Yani ne müşrikti, ne Nasraniydi, ne Yahudi. O hanifti ve Müslümandı. Hanif diye Müslümandı. Dolayısıyla sizin söylediğiniz iddiaların hepsi boştur diyerek hem müşriklere
ki onların bir bidası yok. Hem Nasranilere hem de Yahudilere cevap veriyor Allah Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyle. İbrahim'in dini üzere olduğu iddiasında bulunmaya en müstahak olanlar kendi zamanında ona uyanlar ile Allah'a ve Muhammed'e inanan müminlerdir. Hiç şüphesiz onlardır. Hemen devamında onu zaten söylüyor şimdi. İnne evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebe'uhu ve hâden nebiyyü vellezine âmenu vallahu veliyyül mü'minîn. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlardır. Onun devrinde onun ardınca gidenler ona uyanlardır. Bir de şu peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kastediliyor. Ona iman edenler ve Allah müminlerin dostudur. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın kimliğini, kişiliğini en iyi bilenler kendi devrinde yaşayan ona uyan müminler, bir de şimdi vahye mazhar olarak ondan bahseden ve onu anlatan Muhammed Aleyhisselam ve onun arkasından giden Müslümanlar İbrahim'e en yakın olan ve ona dost olmaya hak eden insanlardır diyerek Allah Teala Hazretleri önümüze ilkeyi koyuyor ve müşriklerin İbrahim'le olan iddialarının geçerli olmadığını, İbrahim Aleyhisselam'ın ne Nasrani, Yahudi olmadığını ifade ediyor bu ayet-i kerimelerde. 69. ayet-i kerimede veddet taifetun min ehlil kitabi lev yudillunekum ve ma yudilluna illa enfusuhum ve ma yeshurun. Ehli kitaptan bir grup, bir taife arz ettiler ki, istediler ki veddet o manaya ne yapıp yapıp sizi saptırsınlar. Yani sizi yoldan çıkarmak için planlar kuruyorlardı o ehli kitap. Halbuki oysa onlar sadece kendilerini saptırabilirler. Keşke bir farkına varsalar ama farkında olmazlar. Yani ehli kitabın derdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kıble sebebiyle, başka sebeplerle yanıltmak ve kendi inançlarına, kendi uygulamalarına çekmekti. Ve onlar sürekli Peygamberimizi ve ashabını kendilerine tabi olacak bir potansiyel gibi görüyorlardı. Ama kendileri saptırdılar ancak. Keşke onlar da sapmadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve ilahi kelama tabi olabilselerdi diyor Allah Teala Hazretleri. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı sırasında, vefatına yakın bir dönemde olan hadiseleri İbn Mesud radıyallahu anh şöyle özetliyor. Diyor ki İbn Mesud, Peygamber Aleyhisselam'ın vefatı yaklaşınca, vefat alametleri belirince Hazreti Ayşe anamızın evinde, hücresinde hep bir araya geldik. Hazreti Peygamber bize şöyle bir baktı ve gözleri yaşardı. Sonra şöyle konuştu. Hoş geldiniz. Allah size selamet versin. Merhametiyle, şefkatiyle muamele eylesin. Size Allah'a karşı takva üzere olmanızı ve ona itaat etmenizi vasiyet ediyorum. Yani artık son vasiyetlerini yapıyor Efendimiz. Artık dünyadan ayrılma vakti geldi. Allah'a, Sidre-i Münteha'ya ve Cennetül Me'va'ya dönme zamanı yaklaştı. Beni Ehl-i Beytimin erkekleri gasletsinler, yıkasınlar. Ali, Hasan, Hüseyin. Şu üzerimdeki elbiselerle ya da Yemen kumaşıyla kefenlesinler. Beni yıkayıp kefenleyince şu içinde bulunduğumuz hanedeki, odadaki sedire ya da lahdime beni yatırın. Bir süre beni yalnız bırakın, odamı terk edin. Çünkü namazımı ilk olarak bütün yardımcılarıyla birlikte dostum Cebrail, ardından Mikail, sonra ölüm meleği kılacaklardır. Bir müddet sonra da siz gruplar haline gelir, namazımı kılarsınız buyurdu. Size konuşan, bir konuşan, bir de susan iki nasihatçi bırakıyorum, iki vaiz bırakıyorum. Konuşan Kitab-ı Kerim'dir, Kur'an-ı Hakim'dir. Susan ise ölümdür. Herhangi bir mesele ile karşılaştığınız zaman, bir problem zuhur ettiğinde kitaba ve sünnetime müracaat edin.
kalbinizin katılaştığı zaman, kalbinizin dünya ile dop dolu olup oraya fazla meylettiği zaman ölümü hatırlayın, mezarlıklara uğrayın, kalbinizi böylece yumuşatmaya çalışın. Çünkü gerçekten ölümün kalbi yumuşatan önemli bir özelliği olduğu bilinmektedir. Ey oğul, dünya mülkü ebedi değildir. Dünyadan vefa görme ümidi asla yoktur. O yüzden Hüdayi Hazretleri de ne güzel söylemiş. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü hey bir vefa yürü. Sensin hot köhne bir karı. Nice yüz bin erden geri kalan dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, nalan eden, inleten yani. Kimisi inletiyorsun hastalıktan, dertten. Kimisini giryan, ağlatıyorsun. Ahir kar işin sonunda üryan edip çıplak soyuyorsun kefenle. Soyan dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahir kar üryan edip soyan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kere boşalı ben dolan dünya değiliz. Doluyorsun, boşalıyorsun, doluyorsun, boşalıyorsun ama sana asla vefa yok, sende asla vefa yok. Sen bizi kandırıyorsun, biz sana inanmayacağız diyor sanki Hüdayi Hazretleri. Hakikaten dünyanın tuzaklarına düşmemek önemli bir bahtiyarlık. Allah cümlemize nasip etsin. Lillahi'l-Fatiha.